Lokalden içeri girdiğimde bir an şaşkınlığımı gizleyemedim. Ortalık bomboştu. Bütün lokali kapatmıştı Muzaffer. Sanki bir rüyada gibiydim. Üzerimde ilk defa giydiğim yeşil tuvaletim, boynumda Muzaffer'in hediyesi gerdanlığımla bir prenses gibi hissediyordum kendimi. İçeri girer girmez anlamıştım zaten Muzaffer'in niyetini. Heyecanla o anı beklemeye başladım. Bana evlenme teklif edeceği anı. Yemeğimizi yemeye yeni başlamıştık ki Muzaffer bir garsonu yanına çağırdı. Kulağına bir şeyler fısıldadı. Orkestra o anda bizim şarkımızı çalmaya başladı. Cheek to cheek. Sonra Muzaffer cebinden küçük bir kutu çıkarttı. Yüzüğe görür görmez aşık olmuştum. Hakikaten de eski insanların dediği gibi yıldızlardan kopmuş bir parçaydı o mavi elmas. Sonsuz aşkın gerçek sembolü. Sonunda gözlerimin içine bakarak benimle evlenir misin diye sordu. Kendimi naza çekmek aklıma bile gelmedi. Bir an bile düşünmeden evet dedim. Uyandın mı, değil mi? Yo, hayır. Ne oldu? Niye suratın asık? Yok bir şey. Bu akşam büyük kulübe gidelim mi? Sıkıntılı günler geçirdin. Biraz rahatlar, eğlenirsin ha? Şey, bilmem ki. Canım, bilmeyecek ne var? Ama senden bir ricam var. Neymiş? Gel benimle. Bunu giymeni istiyorum. Sana çok yakışacağından eminim. Çok güzelmiş. Beğenin de. Yalnızca bir kez giydi. Nedense en çok bu kıyafetini severdim onun. Şey, bu bana biraz büyük gibi. Başka bir şey giysem? Canım ne olacak? Madame Emma'ya gideriz, akşama kadar halleder. Ha? Peki. Güzel. Hadi gel. Kahvaltıdan sonra çıkarız. Merhaba madame. Ah, bonjour monsieur. Hoş geldiniz. Nasılsınız Güllü kızım? İyiyim teyze, sağ ol. Yardımınıza ihtiyacımız var madem. Nedir bu? Behiye'nin elbisesi. Hatırladınız mı? Hatırlamaz mıyım? Ben dikmiştim. Evet. Güllü'nün üzerine göre ayarlanması lazım. Akşama kadar bitirebilir misiniz? Tabii. Güzel. Akşam 7-8 gibi gelip alırım seni, tamam mı? Tamam. Au revoir madame. Au revoir monsieur. Gel bakalım Güllü kızım. Önce elbiseyi üzerinde bir deneyelim. Buyurun.
Madam, siz çok mu iyi tanırdınız Beyi Hanım'ı? İyi tanırdım tabii. Sık sık elinde moda dergileriyle bana gelir, orada gördüğü elbiseleri dikmemi isterdi. Çok mu severdi Muzaffer Bey? Çok severdi. Hani filmlerde, romanlarda olur ya, öyle bir aşktı ikisinin aşkı. Peki eceliyle mi öldü Beyi Hanım? Eceliyle. Ama zaten o kazadan sonra yarı ölü gibiydi. Ne kazası? Atıyla dolaşırken at yılandan mı ne ürkmüş, uçurumdan aşağı yuvarlanmışlar. O günden sonra felçli kaldı Behiye Hanım. Ne feci. Çok feci. Öyle kötü bir vaziyetteydi ki boyundan aşağısı tutmuyordu. Sonra bir gün duyduk ki intihar etmiş. Ne? İntihar mı etmiş? Hı hı. Nasıl? Çiftliktekilerin anlattığına göre yıkanmak için küveti doldurtmuş. Sonra beni yalnız bırakın diye herkesi çıkartmış banyodan. Yarım saat, bir saat sonra hiç ses çıkmayınca gidip bakmışlar. Behiye Hanım suyun altındaymış. Çok yazık.